Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu hafta sonları olsun. Yine konuşulacak çok şey var. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Hemen başlayalım o zaman. İyi hafta sonları Bayram Bey. İyi hafta sonları Ebru Hanım. Evet, bir taraftan Profesör Doktor Rubini böyle kriz kahini olarak bilinir. 2008 küresel finans krizini de bilmişti. Onun önemli açıklamaları var. Dünyadaki merkez bankalarını uyardı. Kıyamet döngüsü riski yüksek dedi. Euro bölgesinde fay hatları yeniden hareketlenecek dedi. Resesyon sinyali verdi. Diğer taraftan baktığımızda dün de konuşmuştuk Sayın Nebati Gezler gayet iyi gidiyor diye açıklama yapmıştı ama görünen pek de öyle değil mi? Siz inanmıyorum demiştiniz zaten dün. Diğer taraftan bu Merkez Bankası yani Fed'in faiz kararından sonra Orta Doğu'da dahil olmak üzere neredeyse bütün merkez bankaları faiz arttırdı. Herhalde bizim dışımızda. Bu artışla birlikte aslında petrolde de dengeler biraz değişti. Dün %6'lık bir düşüş vardı. Tabii bu bize yansıyacak mı yansımayacak mı? Hani vatandaş olarak bunu da merak ediyoruz. Diğer taraftan aslında daha konuşulacak çok şey var. Onlara da sıra gelirse onları da soracağım ama siz hangisiyle başlamak istersiniz? Dışarıdan başlayalım. Tamam. Dışarı kusursuz fırtına dediğimiz yaklaşık 3 hafta yayın yaptığımız, 3 hafta Evet. önce yaptığımız da bunu belirtmiştik kusursuz fırtınaya. Şimdi ekonomiler kusursuz fırtınaya doğru gidiyor. Dünya ekonomileri bizde bu artık kasırga. Fırtına dönüp de kasırgaya dönüşecek bir durum maalesef. Kendi kasırgamızı da kendimiz yaratmış olacağız. Çünkü dışarıdaki ekonomilerdeki en ufak bir daralma bizde 10 kat daralmaya neden oluyor. Maalesef böyle. Şimdi Rubini'nin söyledikleri doğru. Geçen hafta biz 3 hafta önce falan söylemiştik bunu. Evet. Gün evvel New York Times gazetesi makale yayınladı, bir araştırma yayınladı. 2 gün evveldi. Bu araştırmaya baktığınız zaman Amerika'nın resesyona girme olasılığını %80 olarak gördü. Rakamlarla görüşmüş. Arkasından İngiltere Merkez Bankası. İngiltere'nin resesyona girme olasılığının %50 olduğunu. Avrupa bunun bedelini ağır ödeyecek gibi duruyor. Yani Avrupa ağır Evet. ödeyecek. Dünyada bu krizler böyle patladığı zaman iki tane şey yaşanır. Bir, emtia fiyatları inanılmaz şekilde yükselir. Buna karşılık enerji ve emtia yükselir. Buna karşılık para birimleri değer kaybeder. Yani enflasyon büyür. Ekonomiler Avrupa'ya göre Amerikan Merkez Bankası daha realist. Ama ona göre de İngiltere Merkez Bankası daha realist. Buna baktığımız zaman dünyada göre olabilecek üç tane şey görünüyor. Bir, altın. İki, emtia fiyatları. Üç, pahalı olacak çünkü emtia. Üç, ondan sonra da Amerikan doları görüyor. Evet. Eğer Amerika krize girse bile Amerikan doları dünyanın halen kullandığı rezerv para birimi olduğu için bugün itibariyle rezerv para birimi olduğu için Amerikan doları da yükselecektir. Çünkü Amerika faiz artışına devam edecek. Avrupa Merkez Bankası direniyor. Zaten İngiltere pound'u onlar kadar etkili değil ama o da onun da değeri artıyor faizinden dolayı. Faiz artıyor. Bir anlamda faiz paranın fiyatıdır. Öyle bakmak lazım. Özellikle kriz ortamında. Kriz ortamlarında özellikle kripto para biriminde riski yüksek olan ürünlerden herkes kaçar. İşte kripto Evet. para birimi, özellikle Bitcoin 20 bin doların altına geldi. Hala dün Ethereum 1000 doların altına geldi. Evet, onda da ciddi bir düşüş daha var. da ciddi sıkıntılar yaşanacak orada. Bu sefer ne olacak? Enerji fiyatları yükselecek. Enerji fiyatları yükselmesi iki tane temel sebep var. Bir, genelde bir sıkıntı olduğu için enerjide, ulaşımda zorluk olduğu için. Onun etkisi var. Bir de Rusya dün çok güzel bir enerji silahı çekti. Almanya dedi ki ha, sen de Amerika'nın yerinde bana kriz şey uyguluyorsun, ambargo uyguluyorsun, Avrupa Birliği de öyle yapıyorsun. Peki, ben dedi Almanya sana dedi verdiğim gazı %60 düşürdüm. Yani gaz fiyatları %52 fırladı yukarı. Hadi bakalım şimdi Almanya nasıl bulacak bunu? Şimdi pazartesi günü de ilginç bir gelişme var. Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor. Herkes bunu swap anlaşması vesaire zannetti ama değil. Bloomberg haber ajansı, Amerika'daki Bloomberg haber ajansı bültenlerine göre Rusya ambargoya delinmesi konusunda Türkiye'ye uyarı yapmak için geliyor şeklinde yorum yayınlandı ki muhtemelen de bu doğru. Çünkü Amerikan Başkanı Biden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Onun için Evet. kalk ben size swap da yapayım gelin yok. Anlatabiliyor muyum? Öyle yapacak adam iki başkan arasındaki su buzlar erimiş oldu. Tabii bu buzlar erimemesinin bir başka etkeni Trump döneminde başkan yardımcısı olan Biden 15 Temmuz'da mimarlarından biri. Anlatabiliyor muyum? Bunu da bir tarafa yazmak lazım. 15 Temmuz'da çünkü o zaman başkan ve başkan yardımcısı. Genelde de bu tür operasyonları başkan yardımcıları yönetir. Başkan üstler ama başkan yardımcıları yönetir. Biden o zaman başkan yardımcısı. Dolayısıyla
burada ciddi bir sıkıntı olacak. Yani Obama döneminin başkan yardımcısı. Bu ciddi önümüzdeki günlerde sıkıntılara gebe olarak görünüyor. İşte bütün bunları topladığın zaman Türk parası hiçbir şey yapmasa, her şey gülistanlık olsa belli bir miktarda değer kaybı olacak. Ama Türkiye'nin içsel sebepleri Türkiye'yi öyle bir hale getiriyor, Türk lirasını liralaşmak bir yana, liralaşmaktan tamamen uzaklaşıp dolarize olmaya yöneltiyor ve inanılmaz bir Türk lirasına değer kaybına. Şöyle yapalım. Şimdi geçen hafta ay başından bu yana petrol fiyatlarına, dünyadaki petrol fiyatlarına bak ne olmuş. Geçen ay başında 119.73 dolarmış Brent petrolün varili. Şimdi ne olmuş? 113.61'e inmiş. Gevşemiş. Doğru mu? Evet. %6.52 düşüş göstermiş. Ama biz buna rağmen motorine %22.90 zam yapmış. Bu gönüllü olarak enflasyonu ben körüklüyorum. Halkın fakirleşmesi körüklüyorum. Niye yaptın bunu? Peki bunu yapacaktın, dolarları niye yaptın? Şimdi bunu sorarlar. Şimdi 16 Haziran itibariyle, yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artımı itibariyle aynı gün 1 milyar 720 milyon dolar para satmışız doları tutabilmek için. İkinci gün, üçüncü gün daha belli değil. Onları da göreceğiz. Bunlar çok Evet. ciddi sıkıntılar gerçekten. Devam ediyorum. Bir kere Rusya'nın bu hareketi önümüzdeki günlerde Avrupa'yı daha da şok edecek. Çünkü Rusya gazdan sonra değerli metallerde sıkıntı yaşayacak. Çünkü Avrupa'nın kullandığı değerli metaller önemli bir kısım Rusya'da. Rusya ve dolarlardan bir tanesi dünyayı ilgilendiren, özellikle de Avrupa'yı ilgilendiren önemli noktadan bir tanesi şu. Çiplerin üretilmesinde, mikroçiplerin üretilmesinde, bugün dünya herkes bunun peşinde, üretilmesinde kullanılan neon gazın %73'ü Ukrayna Harkov'da üretiliyor. Burası da Rusya'nın kontrolü. Şimdi burada da baktığımız fiyatlar inanılmaz yükselecek. Şimdi dün akşam bazı yandaş gazeteciler lafları var. İşte şu kadar lüks araba satıyor, bu kadar lüks araba satıyor. Anladım. Şöyle talep var, böyle talep var. Bir, üretim düştüğü için, karşılamadığı için hem Türkiye'de hem dünyada ünlü markaların üretimleri düştüğü için arabaya erişim çok zor. Herkes sırada, doğru. Zaten bunu alabilecek Türkiye'de kesin bilemedim maksimum 2 milyon kişi. 85 milyon da 2 milyon kişi hiçbir şey değil. Çünkü bu adamlar bunu anlamıyorlar. Ve yandaşlık yapmak için ellerine gelen her türlü fırsatı, her türlü yalanı kullanmaya çalışıyor. Şimdi Doğru. dolayısıyla Türkiye'deki bütün bunlar toplanırsa Türkiye'de maalesef önümüzdeki dönem bir enflasyon çok yükselecek. İstedikleri kadar nasıl isterler söyle açıklasınlar. Şu an görünen rakamlar bunu gösteriyor. Çünkü devletin hem döviz hem TL ihtiyacı, hem Türk lirası ihtiyacı bir. Sayın Nebati 2 ay evvel ne demişti? Türk lirasının gidecek yeri yok demişti. Daha aşağı gidemez demişti. Evet, daha Tabii değersizleşemez demişti. daha değersizleşememişti. Dip değersizleşme. Ama şimdi tam tersi Türk lirası daha hızlı değer kaybediyor. Ne söyledi de tersi çıkıyor. Diğer taraftan AK Parti'nin profesör olan başkan yardımcısı Numan Kurtuluş ne dedi? Türk lirası çok değerliydi. Çok şükür dedi bunu indirdik. Yani gönüllü olarak halkı fakirleştirdik. Başka bir şey demiyor. Bilinçli olarak halkı fakirleştirdik. İkisi de söyledi bu. Şimdi bunu yaptığın zaman enflasyondan kurtulamıyorsun ve önümüzdeki günler maalesef daha fazla enflasyon yaşayacak. Bunu nerede görüyorsunuz? Mesela konut fiyatlarına bakalım. Konut fiyatlarında da geçen ay %10.52'lik artış var. Konut maliyetlerinde, fiyatlar maliyetinde. Konut maliyeti 10.52 artmış. Geçen ay bir yılda da %27 artmış. Bu kiralara vesaire her şeye yansıyacak şimdi. Yansıyacak, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla şimdi doları tutabileceğiz. Elinde materyal kalmadı. Ve dolar maalesef önümüzdeki günler çok daha hızlı artacak duruyor. Hem dış baskılar özellikle de içerideki Ankara'nın yoğun Türk lirası ve döviz talebinden. Görünür o ki bel bağladıkları GES de çok işe yaramıyor. Gerçi dün konuşmuştuk. Bakan Bey GES'ler çok iyi gidiyor demişti. Rakam vermemişti diye konuşmuştuk. Siz de inanmıyorum demiştiniz ama görünen çok da öyle değilmiş galiba. GES'te çok öyle değil. Ankara'dan elde ettiğimiz, kamu bankalarından elde ettiğimiz bilgilere göre GES'e doğru dürüst talep olmadı. Kamu bankalarına talimat yapmış. Pazar sene itibaren GES satışlarına yoğun ağırlık vereceksiniz. Olur olmaz bilemem. Ama ben olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü döviz de bu yeteri kadar tutmadı. 26 milyar dolar kaldı. Toplam döviz miktarının %10'una 12'sine ulaştı. 260 milyar dolar civarında. Yani 26 milyar dolar civarında. Orada kaldı. Geri kalan hepsi Türk. Sanıyorum 930, 981 milyar oldu galiba kuru korumalı mevduattaki para ama onun hemen büyük bir kısmı artık dövizden gelmiyor. Türk lirasından dönüşler var. Bu Türkiye ekonomisine çok büyük zarar. Şimdi nasıl diyoruz? GES'e nereden para vereceksin? O da faiz. Kur korumaya verdiğin de faiz. Bir de garanti faiz. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Ama GES'in tutmama sebebi asıl olan GES'in tutmama sebebi oradaki getirinin, garanti edilen getirinin enflasyonun üçte biri kadar olması. Üçte birinden de az olması.
Dörtte birine yakın olmuş. Dolayısıyla yesin bu anlamda tutma şansı yok. Enflasyon karşısında insanları ezemezsin. Bu sefer ne olacak? Dövize patlama olacak. Dövize patlama olacak. Bunu engellemenin bir tek yolu var. O da güven. Ama şu anki ekonomi yönetim, mevcut ekonomik sisteme insanların güvenmesi mümkün değil. Dolayısıyla görünümlü olarak şu an Ankara'daki ekonomi yönetim maalesef halkı fakirleştiriyor. Ve önümüzdeki günler dolar başta olmak üzere ekmek vesaire inanılmaz artır. Şu an görünen o. Umarım artmaz. Umarım aklı selim davranırlar ama şu an aklı selim davranacak gibi görmüyor. Çünkü yani akşam yatıp sabah kalkıp bir fikirle uyanıp o fikir aynı anda uygulamaya sokmaya çalışıyorlar. Maalesef. Peki. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.